Ron Weasley'nin yeniden doğuşu. Harry Potter'ın ana üçlüsünün bir parçası olan Ron Weasley, birçok hayranın gözünde filmlerde hak ettiği değeri bulamamış bir karakter. Filmler genellikle Ron'un en parlak anlarını ve repliklerini diğer karakterlere devrediyor. Bu da onun kitaplardaki asıl kişiliğini perdeye tam olarak yansıtmıyor. Harry Potter'ın yeniden uyarlanması, Ron'un karakterini kitaplardaki haliyle daha doğru bir şekilde yansıtma fırsatı sunabilir. Bu, onu modern izleyiciler için daha çekici bir karakter haline getirebilir. Ron, genellikle altın üçlünün en az favori karakteri olmasına rağmen filmlerin sunduğundan çok daha fazlasını vaat ediyor ve Max, Harry Potter serisinde daha iyi bir temsili hak ediyor. Göz rengi hatasının düzeltme zamanı. Harry Potter, babasının aynısı gibi görünse de serinin boyunca ona annesinin yeşil gözlerini miras aldığı söylenir. Ancak Harry Potter filmlerinde bu detay göz ardı edilmiş ve farklı göz renklerine sahip oyuncular rol almıştır. Bu durum Harry Potter hayranları arasında yaygın bir espri konusu haline gelmiştir. Ancak serinin yeniden çekilmesi bu hatayı düzeltme fırsatı sunabilir. Harry ve Lily'nin her ikisinin de aynı yeşil gözlere sahip olması sağlanabilir. Bu, oyuncuların kontakt lens kullanmasını gerektirse bile. Çeşitlilik için bir fırsat. Harry Potter serisi, ana kadrosunun çeşitliliği konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. TV'nin yeniden çekimi bu durumu düzeltmek için bir fırsat sunabilir. Hayranlar, Hermione Granger karakterinin siyahi bir aktör tarafından canlandırılmasını önermiştir. Bu, karakterin kitaptaki tasvirine yeni bir yorum getirebilir. Lanetli Çocuk, sahne oyunu, kadrosundaki çeşitlilikle bazı eleştirilere rağmen genellikle beyaz oyunculardan oluşan bir film kadrosunun ardından hoş bir değişiklik oldu. Bu, kitabın daha kapsayıcı bir karakter kadrosuna dönüşmesine yardımcı olabilir ve Hermione bu değişikliklerden sadece biri olabilir. Voldemort'un karakter derinliğinin artırılması. Harry Potter serisindeki ana kötü karakter Voldemort, genellikle tek boyutlu ve karmaşık olmayan bir karakter olarak eleştirilmiştir. Tom Riddle'ın gençlik günlerine yapılan geri dönüşler bile karakterin çok yönlülüğünü tam anlamıyla ortaya koymamıştır. Eğer Harry Potter'ın yeniden yapımı modern fantastik dizilerle yarışmayı planlıyorsa, Voldemort karakterini daha detaylı bir şekilde ele alması gerekecek. Voldemort'un bir kefaret hikayesine ihtiyaç duymamasına rağmen, işlediği suçlar için daha ikna edici motivasyonlara ihtiyaç duyuyor. Voldemort'un filmlerdeki süresi oldukça kısaydı, yeniden yapım ana kötü karaktere daha fazla ekran süresi vererek bu durumu düzeltebilir. Quidditch'in büyüsünü yeniden canlandırmak. Harry Potter serisinde Quidditch, büyücülük dünyasının ve kitapların önemli bir parçasını oluşturur. Ancak filmlerde, özellikle son filmlerde bu büyüleyici spor çok az ekran süresi alır. Ateş Kadehi filmindeki Quidditch, Dünya Kupası'nın kitaptaki kadar etkileyici olmaması hayranlar arasında hayal kırıklığı yaratmıştır. Harry Potter'ın yeniden yapımı daha büyük bir bütçe ve daha fazla zamanla daha fazla Quidditch maçı sunabilir ve bu maçları unutulmaz bir deneyim haline getirebilir. Quidditch'i izlemek herkesin tek başına yapacağı bir şey olmayabilir, ancak taraftarlar Quidditch maçlarına daha fazla çaba ve enerji harcanmasını takdir ederler.